Yine çok şıksınız her zamanki gibi. Mikrofon düzelteyim ben sizi şöyle. Buyurun Yalçın Beyciğim. Buyurun. Hücum alanları. İlk yarı. Baktığımızda Fenerbahçe zaten ilk yarı genellikle sağ kanatı kullanma içgüdüsüyle Evet. oyuna başladı. Zaten hocamın da belirtmiş olduğu gibi pek fazla hazırlık pasları değil, tamamen üçüncü bölgeye yapılan uzun paslarla bu oyuncuları kenarlardan ve bek oyuncuların bindirmesiyle topla buluşturup kaleye gitme içgüdüsüyle ta ki golde Nazım'ın bindirmesi, Mert Hakan'ın inanılmaz muazzam bir pasıyla ve arkadan en önemli detay bence haftalardır dile getiriyoruz Hakan'cığım. Sisse ön direk, arkasından diğer kenar oyuncusu Pelkas'ın Sisse'nin arkasından takip etmesi. İşte bu golü önemli hale getiren Pelkas'ın içeriye Fenerbahçe'nin daha kalabalık bir şekilde gelmesinin sebebi. Ya bunu net bir Maç şekilde içerisinde gösteriyoruz. tek doğru yapılan İlk atak varyasyonu yarıdaki bu herhalde. evet. Evet. Yani tek doğru. Bu doğru da zaten oyuncu grubu zaten yetenekli Hakan'cığım. Ama maalesef bu oyuncu grubu beklenenin çok altında performans gösterdi. Çünkü orijin olarak baktığınızda Ferdi. Bakıyorsunuz bu oyuncunun oyun içerisindeki almış olduğu süre zarfında oyun içerisinde aktif olarak göründüğü dakikalar çok az. Mesela ben üzülüyorum. Ferdi'nin bu kadar potansiyeli yüksek bir oyuncunun bu kadar sorumluluktan uzak. Mesela orijin olarak tek kenar oynama özelliğine sahip olan Fenerbahçe'deki Ferdi'nin bu kadar sönük bir futbol sergilemesi gerçekten şaşırtıcı. İkinci yarıda neler olmuş? Ne değişmiş? Ya baktığınızda Nova biraz oyuna katmayı düşündü Erol Hoca. Evet. Tabii ki bir bu anlamda Nazım'la da ciddi anlamda her iki kanadı kullanma içgüdüsüne gitti. Ama siz merkezi kullanmadığınızda, tamamen kenarları kullanmak istediğinizde sonuçta top sizdeyken rakip sizi beşli savunmayla karşılıyor. Evet. Beşiktaş maçında da böyle yapmışlardı. Yani siz rakibin tuzağına düşüyorsunuz bir anlamda. Evet. Ve geçiş oyununu da iyi oynayan bir Gaziantep var. Evet. Tamamen oyun şablonunuz belli. Zaten Sumidika'da dikkat ederseniz hem maç önü, maç öncesi hem de maçtan sonra kendinden o kadar emin ki Fenerbahçe'yi çok iyi irdeleyip çok iyi analiz ettiği çok net belli. Çünkü bu oyuncu grubu da Fenerbahçe'yi izleyip ona göre kendinden emin. Fenerbahçe'nin zaaflarından zaten belli. Ve bunun üstüne bir de Fenerbahçe'nin defansif oyuncuların bu tür basit bireysel hataları son haftalarda yükselince tabii ki her maça mesela Malatyaspor maçında 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Pelkas'ın sırtı dönük iki kişi baskıdayken bir geçiş oyununda sırtı dönük oyuncuya faul yapmanız, duran topun gol getirmesi bu anlamda bir demoralize ediyor takımı da. Maçın tamamını da alalım. Maçın tamamında da bu şekilde bir hücum dağılımı var. Ya Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? bakıyorsunuz merkezi zaten Evet. Kullanmamış hiç. yani çünkü neden? Sise o kalabalık savunma içerisinde tamamen etkisiz bir görüntü halindeydi. Kaybolup gitti. Zaten bu oyun formatına uygun bir oyuncu profili değil. Sizse değil mi hocam? Evet, Sisse'nin zaten alınma amacı sonradan oyuna girdiğindeki katkısıyla olacaktı. Hem yaşı itibariyle hem de aslında bir iç saha oyuncusu ve ceza alanı oyuncusu bu tip oyuncular. Samata daha farklı tipte bir oyuncu. Ama bugünkü maçın özelinde şunu söyleyebilirim. Az önce Yalçın Hoca'nın söylediği gibi Fenerbahçe'nin en eksik tarafı şimdi rakibin kendine ait güçlü yanları var ve bir oyun şablonu var. Bu oyun şablonunda daha dinamik ve pas ritmini arttırmadan o boşlukları bulma şansınız yok. Artık modern futbol hızlı, topun ritmi arttı. Siz yavaş oynadığınızda rakipler sizi fazla hareket etmeden dahi kapatıyorlar. Ki bu dörtlü savunma için söylüyorum. Bugün beşli savunmada oynayan Gazişehir takımı rahatlıkla kapadı. Az önce de bahsettiğim gibi
Fenerbahçe ilk yarıda toplam 16 defa, 11 defa defans arkası, 5 defa da bek arkasına çıkmayı denedi. Bunların iki tanesinde başarılı oldu. Bek arkasında biri 7. biri gol oldu 23. dakika. Diğer atakları da ilk yarı için söylüyorum. 3 tane top kazanma, bir tanesi 35. dakikada Pelkas'ın şutuyla biten durum var. Zaten ya defans arkasına, bek arkasına çıkarak Gaziantep karşısında skor alabilirsiniz. Ya Gaziantep'ten topu kazandıktan sonra az önce dediğim gibi hızlı hücumla atak sonlandırabilirsiniz. İkinci yarıda da böyle 3-4 tane pozisyon buldular. Hatta ikinci yarı 5-3-2 oynayan takım Şumidika 63. dakikada taktiği değiştirdi. 5-4-1'e çevirdi. 5-4-1'e çevirmesinin sebebi neydi? Orta sahada. Oraya şimdi şöyle gelelim hocam. Ortalama pozisyonlarla gelelim. Tamam. İlk yarıda bu şekilde dağılım Yalçın. Ya baktığınızda zaten Fenerbahçe'nin tamamen oyun şablonu sağ tarafa endekslenmiş. Evet. Ve çok geride bu arada. Çok geride. Ama burada geride kalmasının temel sebeplerinden bir tanesi Muhammed'le Diko'nun inanılmaz şekilde yıpratıcı presleri ve geçiş oyununda özellikle Diko arkaya deplase olan bir oyuncu. Ve Fenerbahçe için özellikle Tisserand, Serdar birebir mücadelede başa baş çıktı. Ama dikkat ederseniz Diko zeki bir oyuncu. Premier Lig kalitesinde bir oyuncu. Daha önceki kariyerini irdelediğimde bu oyuncu gerçekten çok kaliteli, iyi bir oyuncu. Ve geçiş oyununda çok etkili. Dikkat ederseniz zaten geçiş oyununda Gaziantep'i kendi sahasından 3. bölgeye sürükleyecek kesinlikle çok ender oyunculardan bir tanesi. Burada. Evet. Ya baktığınızda Muhammed de zaten önlü arkalı. Ve zaten bu oyuncuların da birbirleriyle olan iletişimi zaten Gaziantep yani tabiri caizse saha içerisinde Muhammed makine Kulda, şablonu içerisinde. Dikko Miralas değil mi? Ya Maxim zaten ayrı çok bir kalite. Çok iyi. İşte Fenerbahçe'de Maxim gibi o pas trafiğini sağlayacak hocam. Üçüncü bölgede final pasını atacak oyuncu grubu yok. Sosa olmaz mı mesela? Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar diyorlar ki birçoğundan böyle mesaj geldiği için söylüyorum. Mert Hakan. Ben yorum yapmıyorum evet. Ya Mert Hakan'ın yerine Sosa oynayamaz mıydı? Tabii ki oynar ama burada bence ya hocayla Sosa arasında bir problem var. Ya Sosa bu takım ritminin çok altında kalıyor. Bunu da gördük çünkü oynadığı maçlarda evet. Çok statik kalan bir Sosa vardı. İhtimallerden biri de bu. Evet. Fener sıcağı sıcağına yeni futbolu bırakmış birisi olarak şu izlenimi gördüm televizyondan izlerken. Sosa'nın beden dili. Caner'in oyuna girerken Hakan düşünsene. Sen benim hocamsın. Bana taktiksel olarak bir şeyler anlatıyorsun. Ben o ara çorabımla ilgileniyorum. Ben hemen kulübeye geçtiririm mesela. Düşün. Yani bu, mesela bir sorunun kesin göstergesi bu. Mesela ben oyuncu olarak bunu net bir şekilde gördüm. Bir sorun var orada. Oyuncuyla iletişim. Evet. Mesela o oyuncu oynamayı beklerken hiçbir sebep yokken belli ki işte bu mental. Bazen oyuncuyu oynatmayabilirsiniz. Ama iletişim içerisinde olup bu oyuncuyu kaybetmeme içgüdüsüne gidebilirsiniz. Evet. Maalesef Fenerbahçe'de her oyuncu birbirine eşit seviyede oldukları için maalesef Erol Hoca sanırım o oyuncularla o iletişimde biraz eksik kaldı. Bu konuda buyurun hocam. Şöyle son Yalçın'ın son cümlesi aslında durumu özetleyen şeylerden bir tanesi. Şimdi Şampiyonlar Ligi seviyesinde Fenerbahçe'nin kaç oyuncusu var? Kaleciyi de sayarsak. Altay. Gustavo Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Diğerleri ortalama bir kalitedeler. Yani Avrupa Ligi seviyesinin biraz altında bazı oyuncular var. Yani orta seviyede birbirine benzer oyuncu profilleri var. Örneğin Pelkas bir 10 numara. Ferdi oynadı aslında bir 10 numara orijinli Hollanda'nın 4-2-3-1'inin forvet arkası oynayan bir oyuncu. Mert Hakan Ozan geniş alan bulduklarında topu taşıyabilen özellikle Mert Hakan geçen sene Sivas Lig'in en geniş alanda oynayan takımıydı. Alan buldukça çok gol türetti ve ceza sahasına giren bir oyuncu. Aynı şekilde Ozan da şimdi bugün sahada olanlardan dolayı söylüyorum.
bu oyuncularla ancak rekabetçi bir takım yaratmanız gerekir. Çok maçların fazla olması aslında bu rekabeti sağlayacak ve herkes oynama ritmini buldukça bu grubun birbiriyle oynama ritmi de yok. Aslında programa yetiştiremedim. Önemli. Programa yetiştiremedim o şeyi. Bu takımın oynayan oyuncuların maç kazanma ve birbirleriyle oynadıklarındaki uyumunda da sıkıntı var. O yüzden ilk başta söylerken onu söylemeye çalıştım. Takım yaratırken bir süre alıyor ve bu oyuncuların bazıları Fenerbahçe'nin seviyesinde değiller. O yüzden önemli. Eksik yerlere, çok spesifik oyunculara ihtiyaç var. Ben şu gözle bakıyorum. Aynı pozisyona, aynı profilde oyuncu almaktansa belki 2-3 tane oyuncudan fedakarlık yapıp bir tane seviye atlatacak oyuncuyu almakta fayda var. Kesinlikle. Mesela stoperde olduğu gibi yaklaşık 3 yıldır stoperler deneniyor. Bu harcanan parayla bir tane şampiyonlar bir tane Yalçın bulamadılar. Seviyesinde... Ama ben hocamla ayrı düşünüyorum bu konuyu. Açıkçası ben... Bitirsin hocam. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncu almak belki daha yapılanma için uygun olacak. Aynı seviyede farklı oyuncular, benzer profilde oyuncular olduğu zaman bu sefer işte o rekabetçi ortam sağlanamadığında ki bugün işte az önce Taner hocamın söylediği gibi bu durumda Sosa mutsuz. Az önce Yalçın söyledi. Ben o detayı kaçırmıştım, fark etmedim. Caner'in oyuna girmeden önceki davranışı vücut bir gibi. Takım için ve en baştaki cümleme geliyorum. Eğer bir takımda güç antrenörün elinde olmazsa o takımın başarılı olma şansı yok. O yüzden ya burayı yönetenler gücü antrenöre verecekler ya da o gücü alacak antrenöre getirecekler. Yani kesinlikle. Bunun yolu bu. Evet. Söylemeye çalıştığım da tam bu. Anladım. Ya antrenör güçlü oldukça sahaya hükmedebilir. Evet. Buyur Yalçın. Ama ben bu oyuncu grubunun zaten biz sezona başlarken hocam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa'da vardı da biz bir mi de hayır herkes şöyle söylüyordu yani ama. Bir de herkes tamamen ligi düşünülerek Mayıs'ta, yani. Mayıs görmeden Fenerbahçe bu ligi bitirir diyordu bu transferlerle. Herkes bunu söylüyordu. İşte orada hep yapılan hata yapıldı. Bireysel oyuncuların işte çok fazla transfer genelde kafada müthiş bir iş olarak algılanıyor. Ama çok kısa olarak şunu ifade edeyim. Doğru takım, doğru hoca, doğru sistem, doğru hoca. Bunların hepsi çok önemli. Bunları buluşturamamış gibi gözüküyor Fenerbahçe. Sohbet çok keyifli gidiyor. İzleyicilerimiz de oldukça memnunlar ama diğer Trabzonspor maçı var. Galatasaray. Evet. Da Karagümrük mağlubiyeti, Beşiktaş'ın maçı var. Bunları da konuşacağız hemen hızlı hızlı. Bu da ortalama pozisyonlar. Maçın tamamı Yalçın. Görüyoruz orta sahayı adeta ele geçirmiş bir Gaziantep görüyoruz. Zaten maç Fenerbahçe'yi de geçiş oyununu bir anlamda kırmak için defans oyuncuları çok orta sahaya kadar gelmediler. Evet. Çünkü hatlarını bilerek oynadılar. Fenerbahçe'yi o kadar çok irdeleyip ikinci bölgede pres yapıp o uzun paslarda defans arkasına sızacak Fenerbahçeli oyuncuların gardını kırmak için tamamen defansif kurgusunu bu şekilde yaptılar. Ve bu aralarda da Fenerbahçe'nin hiçbir oyuncusu reaksiyon göstermeyip sorumluluk almadan sırtı dönük. Çünkü ben bu oyuncuların, Fenerbahçeli oyuncuların yani Fenerbahçe düzeyinde olmadığını düşünmüyorum. Ben bu oyuncular düşünüyorum artık. Kaliteli oyuncular. Kaliteliler ama sadece sizin sadece bir sisteminiz oyun içerisinde. Mesela Erol Hoca diyor ki bizim birkaç opsiyonumuz var oyun içerisinde. Şu söyledi. Ama bunun haksızlığı şöyle oyun bir... içerisinde gösterilmiyor. Hakan demek ki siz o oyuncu durumuna haklısın. Hükmedemiyorsunuz. Beşiktaş Alanya'ya yenilirken dahi, mağlup olurken dahi oyun içerisinde Sergen Yalçın'ın sürekli arayışta olduğunu görüyorsunuz. Evet. Tarsus maçında aynı şekilde. Hakan bunu söylerken neden söylüyorum? Darıca maçında rakibinizi küçümsemiyorum. Aslında. Ama bu oyun opsiyonlarınızın hangi birini sahada görüyorsunuz? Karacabey maçında. Karacabey çok özür diliyorum. Sadece Gaziantep Futbol Kulübü'nün sistemine göre 3-5-2 ve 5-2 denedi. Hadi Trabzonspor'a geçelim çünkü çok vaktimiz kalmadı. Çok keyifli geçiyor sohbet.
Ama şimdi de artık Trabzonspor'da. Buyurun hocam.